hemen bir sonuna atlayıp acaba ne renk oldu diye merak edenleriniz vardır içinde. Tarçın bakır ve yoğun bakır. Değil mi? Doğru, evet. Yoğun parlak bakır. Umarım yakışır bana. Bakalım ortaya nasıl bir renk çıkacak. Bana yakışır mı? Bilmiyorum ama sarıdan daha güzel olacak bence. Çünkü sarı çok aşırı bir yorgun göstermeye başladı. Ben de böyle canlı bir renk istedim. Gerçi çok akıyor. Hani boyama derdi fazla ama eğer beğenmezsem zaten koyu kahverengi ya da siyaha boyayacaktım. Bakır bir anda aklıma geldi. İçimde kalmasın dedim. Eşim de böyle isteyince bakır boyası almaya karar verdim. Hadi. Bırak artık şu saçlarını bir sal. Kel kalacaksınız dediğinizi duyar gibiyim. Farkındayım. Ben zaten siyah ya da koyu kahverengiye dönecektim. Ama bir bakır rengini de denemek istedim. Eşim de istedi. Bayağı istedi. 1-2 ay boyunca kullanırım. Baktım çok akıyor. Bana da yakışmadı. Gider siyaha ya da koyu kahverengiye boyarım diye düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. Hadi videoya geçelim. Saç boyama kabımı ve fırçamı alıp bir de sonucu çok merak ediyorum. Acaba çok koyu bir kızıl mı olacak? Çok mu turuncu olacak? Umarım orta bir renk olur yani. Çok cart bir renk olmaz. Ama lütfen videoyu sonuna kadar izleyip atlamadan. Oluşan renge bakar mısınız ya? Allah'ım, saçları böyle mi olacak? Eldivenimizi takalım. Ama birden acaba dedim bakır mı denesem. Sonra eşime sordum. Ya dedim sence bir bakıra boyayayım mı? Evet dedi. Çok güzel olur. Böyle Mine Tugay gibi falan. Evet, Mine Tugay'a ben de bu arada bayılıyorum. İçimde kalmasın dedim ya. Bir daha bu yaşlara gelecek miyim? Hayır. İçimde kalmasın dedim. En azından bir iki ay kullanayım. Olmazsa yine siyaha boyarım. Çok heyecanlıyım ya. Rengini bir daha göstermek istiyorum. Aslında arkalardan başlasam daha iyi olabilir. Evet. Şöyle şuraları bir toplayayım ben. Umarım yapabilirim. Nasıl göreceğim ya? Doğru yapıyor muyum acaba? Şurayı da şöyle yapalım. Ay ben keşke bir kremleseydim. Eldivenlerimi de taktım. Herhangi bir kremle. Çünkü bu pigmentli bir boya. Şuralarımıza krem sürelim ki kırmızı kırmızı olmasın değil mi ama? Az daha unutacaktım ya. Bayağı yaldır yaldır girişiyordum. Sevgili kocişkom da yardım etmiyor. Yarış izliyormuş. Aslında böyle şeyleri genelde annem boyardı benim saçımı. Yani bir ara kızılı kullandığım için annem falan hallederdi. Şu an baş başayız. Hava da karardı galiba. Neyse eğer daha fazla karanlık çıkarsa ışığımı açarım. Ring light'ımı. Bayağı geçtim herhalde. Korkumla. Boşa gitmesin. Berkcan bana şeyi satıyormuş. Üstüne hep dökeceğim ya.
Saçlarımın devamını banyoda yaptım. Çünkü birazcık etrafı batırdım. Malum pigmentli bir renk olduğu için tırstım ve devamını banyoda çektim. Kaşlarıma da uyguladım. Bir 5 dakika sonra biraz rengi açılsın diye. 5 dakika sonra pamukla onu sileceğim. Çok heyecanlıyım. Umarım yakışır. Çünkü ilk defa bu rengi deniyorum. Daha önce koyu kızıl denemiştim ama bakır ilk defa deneyeceğim. Akşam oldu saat. Bu yüzden şimdi bir yapay ışıkta gösteririm. Bir de gün ışığında gösteririm. O zaman yarım saat sonra görüşmek üzere. Geldim. Böyle oldu. Siz beğendiniz mi? Benimle yorumlarınızı paylaşırsanız sevinirim. Şimdi ben ring light'ta gösteriyorum. Yarın da gün ışığında göstereceğim. Gün ışığında eminim çok daha hoş gözüküyordur ama benim istediğim tam da aslında bu renk değildi. Biraz daha Elçin Sangu, Meryem Üzerler'in o muhteşem yüzyıldaki rengi, turuncumsu bir renk istiyordum. Bu daha böyle bir kahveye dönük. Sanırım tarçın bakır rengi böyle bir şey galiba. Ya da ben ikisini karıştırdığım için de olabilir. Ama bir dahakine yani dip boyam geldiği zaman sultan bakırı alabilirim. O daha böyle turuncumsu olabilir. Bu da fena değil. Hoşuma gitti aslında ama. Bir de gün ışığında bakalım. Evet, gün ışığındaki hali de bu şekilde. Tam benim istediğim sonuç olmasa da bu sonuçtan ben memnun kaldım. Biraz aktıkça rengi açılır diye düşünüyorum. Dibi de açmadan bu şekilde oluyor. Ben beğendim. Sizin de yorumlarınız benim için önemli. Altta yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.